Merhaba arkadaşlar. Bugün kocaman bir kaosuma hoş geldiniz. Çok değişik bir şeyler yaptım. Biliyorsunuz mutfağın şu arka tarafında sideboard'um vardı. O sideboard'u kaldırdım. Büroya koydum. Çünkü neden? Ahmet'e büyük bir sürprizim var. Ahmet'e boydan boya bir buzdolabı aldıracağım. Çünkü benim buzdolabım artık küçük geliyor. Ve 6'yı açıyorum. Yine çok istediğim gibi soğutmuyor. Yani bozuldu sayılır. O dolabı da o zaman normal dolap olarak kullanacağım. Onun için böyle büyük bir kaos yarattım. Birlikte temizleriz diye de videomu açtım. Evet. Önce çöp dolabına koyayım. Şimdi bundan eski videolarımı hatırlayanlar varsa biliyor. Bunlar zaten şu kalorifer kısmındaydı. Muhakkak zaten onların yeri ya öyle kalacak ya değişecek bilmiyorum. Buzdolabın şeyine bağlı, ebatına. Burada sirke temizleyicisi var. Onunla çöpün dışını silmek istiyorum. Yani şöyle bir uğraşı içerisindeyim. Biliyorsunuz yazdan kışa, kıştan yaza geçince evi baştan sona değiştiriyorum genelde, öyle bir manyak bir huyum var. Azıcık acıktım. Bir ekmek yiyeyim ben. Nerede ekmeklerim? Şunları hepsini içine koyabileceğiz mi? Glutensiz ekmeklerim de burada olduğu için. Bir paket aldım. Tereyağı sürüp yiyeceğim. Tereyağı. Evet, buzdolabım küçük geliyor. Ahmet büyük bir şok geçirecek. Çünkü nereden baksanız 1000 euro civarı bu yeni buzdolapları. Ama uzun zamandır istiyorum. Dış kapağı mıknatıslı olacak. Yani gümüş rengi. Çünkü her izne gittiğimizde şu mıknatıslardan toplarız diye düşündüm. Seviyoruz biz mesela Türkiye'nin her yerinde mıknatısları ama bu zamana kadar yapıştırabileceğimiz bir mıknatısın pano yok. Tereyağı sürdüm. Bir şey söyleyeceğim. Bu ara YouTube'da yeni bir kanun çıkmış. Reklam olsa da olmasa da videolarınızı reklam diye deklare etmek zorundasınız. Yani kettle çalışıyor. Yani benim her videomda şimdi şey yazacak. Unbezahlte Werbung. Şu demek ki hiçbir ürüne para almıyorum. Ama mesela bir ürünü tanıtıyorsam, bir ürünü gösteriyorsam bir ceza veya bir sorun yaşamayacağım. Yani bunu bilin. Küçücük bir köşede Werbung yazacak. Bu yani bu şartmış. Yapacak bir şey yok. Çoğu YouTuber'larda görürsünüz bunu. Avrupa'dan Türkiye'ye yayın eden. Sonra değiştireceğim şeyleri aldım bile. Söylediğimi bilmiyorum. Şu perdeleri kaldıracağım. Onun yerine cama yarım folyo yapıştıracağım. Ve şu cam dolabımı tanıyorsunuz. Buna da görünmez hani içi görünmez folyo yapıştıracağım. Ama şöyle hani nasıl diyorlar Türkçe onu ya? Bir dakika şunu bir çevireyim Google'a. Bir saniye. Aynısıymış. Buzlu cam optiği vereceğim. Yani birkaç değişiklik yapacağım. Ben ekmeğimi yiyeyim, görüşürüz.
Şimdi tek bir sorun var. O da şu ki şu sorun ne diye söyleyeyim. Şu suları aşağıdan getiriyorum ya, onları nereye koyacağım diye. Bakalım. Ahmet var ya, Ahmet bir şeyleri açtığı zaman, bilmiyorum sizin kocalarınızda öyle mi, bir şey açtığı zaman, bir şey kullandığı zaman, ha bunu daha önce videoda söyledim ya, bırakıyor anam. Adam komple tamamen her şeyi bırakıyor yani. Şimdi şuraya bir çözüm bulalım önce. Aslında video olmadan çok daha pratik, çok daha kolay yaparım bunları ama sizinle birlikte hani özlemişsinizdir diye de bir video çekeyim yanı sıra dedim. Bu da aşağı inecek. Herkes kağıdını, küreğini, oyuncağını, bırtını, zırtını toplasa hiçbir problem yaşamayacağız arkadaş. Ne yapayım bunu ben ya? Suları şöyle yapayım diyorum. Evrenin kartları. Allah'ım yarabbim. Evrenin şeysi. Evrenin topu. Şunu atamam. Şunu da atamam. Şunu atacağım. Siz de öyle oluyor musunuz? Çocuklarınızın oyuncaklarını kesinlikle atamıyorsunuz. Neden? Bilmiyorum. Çok saçma değil mi yani? Çok çok saçma bir şey değil mi? Siz yine yamuk mu duruyorsunuz? Ne? Şöyle ha. Bugün nohutlu yemek yapacağım. Nohutu çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Mutfak temizleyicisi varmış. Herkese kızıyorum. Bir de benim bobby pinslerim burada. Saç tokalarım orada. Evvelin gün 3 makine çamaşır ütüledim. Çok düşündüm sohbetli ütü yapalım mı diye. Sanki sıkılacaksınız gibi geldi onun için. Yapmadım. Şurayı şöyle bir güzelce alalım. Suyu buraya koyabiliriz mesela. Akşamları her gün buradan kim istiyorsa alabilir. Şu ne? Çöp. Bak duruyor burada. Şu ne? Çöp. Bu ne? Çöp. Arkadaşlarım biriktirmeyin şu eşyalarınızı şurada ya. Yapmayın bunu bana. Bu ne? Bunu yeğenime verecektim. Unuttum o günü bende kaldığı gün. Muhakkak vereceğim. Çünkü çok sevinmişti. Bir de bana teşekkür etti. Teyze çok teşekkür ederim. Evet. Şunu şuraya kaldıralım. Şuna bak. Şunun mutfakta işi ne? Çok komik. Şu oyuncakları önce bir kaldırmak lazım. Bu su tabancası benim su tabancam. Chico, Sultan, Nini çıkardığım zaman, laf dinlemedikleri zaman su sıkıyorum ve her şey yoluna giriyor. Şunları bir oturma odasına bırakayım. Şu Ahmet'in. Mutfağa devam etmeden size şurayı göstermek istedim. Bu mutfaktaki sideboard'u buraya aldım şimdi. Ops, Nini kusura bakma. Şöyle oldu. Böyle girişte şu vazo var. Şu ağırlık kapıyı tutsun diye. Şu vazoyu da buraya koydum yanına. Şuraya da koyabilirim onu ama köpekler değer ve düşürür diye çok korkuyorum. Şöyle mi dursa? Dur şu yap. Şöyle yaptım yani. Güzel oldu. Akşamlar olmasa bir mum da yakarım. Yani dediğim gibi şunda tereddütlüyüm yani, oraya mı koysam ya da şurada dursun, içine kekten çiçek alırım, onu güzel çiçek yaparım. Buraya da küçük bir yer ayarladım.
yanıma yatmak isteyenler için çalıştığım zaman. Böyle oldu burası. Sideboard oradan gitti. Sideboard gidince buraları silip süpürmeye başladım. Buraya şunun altındaki dolabı koydum. Bu zaten kalkacak veya kalkmayacak. Buzdolabı bunun yanına sığarsa böyle boydan boya bir buzdolabı istiyorum. Demin dediğim gibi. Şimdi buraları böyle toplayıp kaosumu toplayıp buraya geçeceğim. Burada yerleri süpürmem lazım. Koltukları süpüreceğim. Çünkü ablanın biri yasak olduğu bölgeye çıkmış. Yasak. Koltuk kıl olsun, pislik olsun istemiyorum. Ve bu hanımefendi ben bir saniye telefon çalıyor. Ben görmediğim zaman böyle bir şey yapıyor. Seni dışarı alabilir miyiz? Hı? Sen hiç sevinme. Seni bir dışarı alabilir. Sen Nicle mi oldun? Şimdi Nicle mi oldun? Sen niye gözlerin akıyor? Şimdi ağladın mı? Şimdi ağladın mı? Şuraya bak. Koltuk yasak biliyorsun değil mi? Sultan. Çık. Hadi bakayım kalk. Af. Af git. Af. Hadi Sultan kaldır poponu. Kaldır poponu. Heh. Hadi kaldır poponu. Çık dışarı. Çık. Vay. Baksana dışarı yere ayarladım kızım. Heh. Git. Evet. Köpeklerin koltuğa çıkması yasak. Çünkü burada bir yerleri var. Gördüğünüz gibi bir şey yırtmış gene. Aa hanımefendi. Ve bir yerleri de burada. Bak bunun da dün akşam içini yırttı. Pis. Şurada da bir yastık var. Buraya tabii daha biraz daha bir şey koymam lazım. Bu üçü aslında yetiyor. Ama akşamları sadece bundan ibaret değil ki bunların yeri. Size bir tane daha bir yer göstereyim. Şimdi şuradan bir geçelim. Her yeri kaos yaptığım için her yerde bir şeyler göreceksiniz. Onun için kusura bakmayın ama temizlik günündeyiz. Burası onların yeri. Koltuk var. Bakın. Şekil A'da görüldüğü gibi birisi kendi koltuğuna. Yani bu koltukları kaç ay oldu buraya koydum. Çok seviliyor. Aslında ufaklığın yeri şu merdivenin altı. Genelde orada. Şuraya da küçük bir yer yaptım. Yani suyun yanında böyle. Belki bunu oturma odasına alırım ama rengini beğenmiyorum. Oturma odasına uymayacak. Yani onların yeri burası. Değil mi oğlum? Ne oldu? Karnını duydun mu? Hı? Aferin aferin. Otursun. Sana bir şey demeyeceğim ben. Sana sözüm yok. Sen zaten yerindesin. Aferin. Ha yani yerler çok. Yerleri çok. Kendi hani yattıkları yerde de yerleri bayağı bir var. Bilmiyorum. Bunu da burada tutacağım. Sen dışarıdan mı geliyorsun? Tamam. Evet, temizliğe devam. Evet, telefon üstüne telefon gelince ben de burayı kendim topladım sessiz. Şimdi şu bulaşık makinesini dolduralım. Babam aradı. Öyle biraz sohbet edesi varmış. Evet. Şurayı bir dolduralım. Şurayı da bakalım. Buranın ışığı biraz kötü olabilir ama mutfak karanlık yani yapacak bir şey yok. Şurayı yakayım. Dedim de Ahmet'e daha söylemedim buzdolabı planımı diye. Ama muhtemelen bir şey demeyecek. O zaten kendi uzun zamandır istiyordu bunu. Ahmet de alışveriş yapmaya bayıldığı için kesin gidip bakacak. Bana diyecek hatta gel beraber gidelim bakalım. Tamam bakalım. Da hemen bugün olmaz. Biraz tez canlıyızdır bu konuda. Ben beklerim yani. Bekliyorum. Bir hafta beklerim. 10 gün beklerim. Bir ay beklerim. Fark etmez benim için. Şunu bir kapatayım. Domateslerim var onları. Küçük bir kaba alayım.
Yani Ahmet gelene kadar şurayı bitirmek istiyorum. Ay bir telefon daha. Yani 10 defa telefon çaldıktan sonra ben neredeyse hepsini bitirmiş oldum. Şuraların her tarafını temizledim. Yerleri sildim daha ıslak. Şimdi oturma odasındayım. Burayı önce bir mopla alacağım. Sonra süpürgeyle temizleyeceğim. Sen şöyle dur. Evet. Toz bezleri almıştım. Onları kullanacağım ama ne günü? Evvel gün toz aldım. Gerek yok bugün. Ortalığı gerçekten bir toplamam gerekirce. Şu masa var ya benim, şu oturma odası masası. Onu komple bir şekilde boşaltmam lazım. Çünkü biliyorsunuz oturma odasını değiştirdik. Bu masa artık uymuyor. Evrenin bütün eşyaları içinde. Ama masa uymuyor yani. Bu renk uyumuna bu masa uymuyor. Evet, buraya uysa bile oraya uymuyor. O köşe bu köşeden farklı olduğu için. Yani masada bakacağım. İnternet üzeri bakmak istiyorum. Çünkü seçenek daha çok ve daha uygun oluyor. Ama bakalım, bilmiyorum. Şimdi şuraya az bir su yaptım. Sabah kabasını aldım. Önce ben bir koltuğu süpüreyim de sonra bunu yapayım. Çünkü koltuktan toz dökülme ihtimali büyük. Bir de bir şey getireceğim. Bir saniye. Köpekler koltuğun üstüne çıkmasın diye ya alüfolye yapıyorum, yavaş yavaş da alışıyorlar. Ya da çift taraflı bant kullanıyorum. Bunun üstüne çıktıkları zaman tabii ki kılları yolunduğu için acıyor, onun için çıkmıyorlar. Başka bir alternatifim yok. Bunu istemiyorum. Koltuğun üstüne çıkmasın diye. Her yere gidebilirler. Yukarı yatak odası bölgesine gitmeleri yasak. Ve koltuğun üstüne çıkmaları yasak. Yani bu kadar basit. Başka yasağın yok. Bunu da bir zahmet uygula. Evet, koltuğu bir süpürelim. Hem süpürüyorum. Hem de şey var ya, şu kıyafetlerimizi temizlediğimiz şu toz şeysiyle alıyorum. Nereye takıldım? Ne yaptı? Anam telefonu bir daha açmayacağım. Çalarsa çalsın. İyi bari bir boş günümdeyim ha. Arayan arayan. Müzikle kapatmayacağım. Çünkü bazı benim de izlediğim YouTuber'larda müzikle kapatıldığı zaman hoşuma gitmiyor. Ben de öyle. Sadece kısa bir süre. Şuradan başlayalım bakalım. Demin yaptım telefonda konuşurken.
Ama şimdi bir daha geçmek istiyorum üstünden. Kıyafetlerden gelen tozlar. Ne bileyim. Demin Sultan Hanım çıktı gizliden gizliye. Ay. Dediğim gibi demin telefonda görüşürken iyice aldım. Şimdi bir daha üstünden geçmek istedim. Şimdi şu yapışkan bandını, hatta sizi şöyle alayım ben ya. Oradan görmüyorsunuz ne iş yaptığımı. Şöyle yapalım. Sizi şu vitrenin buraya koyayım. Şöyle. Yapışkan bandı yapıyorum. Çünkü biraz sonra Evren Oyun Parkı'na da gideceğim. Hadi. Ay, bunun açılma yerini de bulmak. Öf, şuradan deneyeyim bari. Çıkan ne oluyor? Bacağım mı acıyor? Bacağıyla uğraşıyor. Şöyle. Şurasına yapışkan yaptık. Şimdi bir de şuradan bir tane yapmak istiyorum. Daha doğrusu her zaman yaptığım, eğer alüfolyo koymuyorsam bu onları epey bir korkutuyor. Bunlar bir atıp geleyim. Video biraz tuhaf oldu. Sürekli kesildik. Ama yapacak bir şey yok. Dezenfekte ilaç kullanıyorum. Normalde bir dezenfekte ilaçların fanı değilim. Ama böyle masalarda falan üstüne yemek koyduğunuz yerlerde, eğer ki evcil hayvanınız varsa tabii ki kullanmalısınız. Şimdi şuraya. Aa, şuraya açarsam olmayacak. Battaniye koyacaktım altına. Bu evi tek kirleten kişi, şahıs, aile bireyi Sultan. Başka bu evi şu hale sokan kimse yok. Çünkü her yerde oyuncaklarını kemiriyor. Her yerde bir oyuncağını bırakıyor hanımefendi. Onun yani marifetleri. Demin sildim orayı. Ne yapıyorsun sen orada yani? Koko! Kalkar mısın oradan? Neren acıyor? Şöyle demin aldım. Bir de almak istiyorum. Thank you.
bürün mobilyalarını değiştireceğim. Ama henüz çok basit, çok şatafatlı olmayan masalar almak istiyorum. Sandalyeler aynı kalacak. Duvarlara değişik portre resimler istiyorum. Bakalım. Yani senin anlayacağın, evi baştan sona değiştiriyoruz. Değiştiriyorum kendi kendime. Ahmet Cim'in en sona kadar hiçbir şeyden haberi yok. Çünkü artık kendim fikir üretiyorum. Ondan sonra ona söylüyorum, şöyle bir fikrim var, ne diyorsun diye. Çünkü ona önceden fikrimi söylediğim zaman 3 gün boyunca sabah akşam interneti tarıyor ve gına getirene kadar uğraşıyor. Sonra ben cayıyorum. Onun için önce kendi kendime fikir yani kafamda tasarlıyorum. Ondan sonra ona söylüyorum. Diyorum sence nasıl? Ondan sonra birlikte karar veriyoruz. Çoğu zaman onun istediği bir şey oluyor. Çünkü aynı sanmasan hep benim istediğim oluyor diye, ama o da tabii fikirlerime çok açık. Çünkü biliyor, ben biliyorum, bayanlar evlerinde rahat ettikleri zaman daha huzurlu oluyorlar. Televizyon duvarını bitirdik biliyorsunuz. Ama bana şu köşe çok güzel, böyle bu lambalı. Şuraya bir şey düşünmem lazım. Daha henüz bir fikir edinmedim. Bir sürü ayna almıştım. O aynaları da birlikte sonra bir şey yapacağız. Şimdilik şurayı bir bitireyim. Evet, burada işlemim bitti. Şimdilik yerler biraz kuruması lazım. Böyle burası bitti. Burası da bitti. Şimdi aşağı inip çamaşırlarla bir ilgilenmem lazım. Orada dediğim gibi duvara aynalar takacağım. Tabii ki sizi yanıma götüreceğim. Yine iki sepet çamaşır çıktı. Şimdi şurayı bir boşaltalım birlikte. Evet. Şöyle koyayım ki sonra ütülemesi de kolay olsun. Düş. Sizi sonra toplayacağım oradan arkadan. Ya ne düşünüyorum biliyor musun? Şu kurutma makinesi olmadan nasıl yaşamışım ben? Yani gerçekten nasıl işlerimi halletmişim? Para çıktı. Çoraplar. Şöyle açsam, açtığım zaman hepsini düzgün koyduğum zaman ütülemesi de evet birazcık daha kolay oluyor. İşim aceleyse tabii bunlarla uğraşamıyorum. Dün akşam banyoyu komple temizledim. Sizi sizi yanıma alamadım. Çünkü geç vakitti. Coştum, banyoyu temizledim komple. Bir küvet kaldı. Bir de yukarıyı süpürmek kaldı. Yukarıda yatak odasındaki camını da folyo yapacağım. Ama ya düz bir folyo yapacağım, yarım. Veyahut da güllü bir şey. Hele bir mutfağın folyoları gelsin. Hep birlikte o zaman göreceğiz, yapacağız mı yapmayacağız mı diye. İş bitiyor mu ki? Bitmiyor vallahi. Çamaşır. Biliyorsun ya, en sevdiğim iş. Hani nefret ediyorum her gün.
kesinlikle duş almam lazım. Evren'le parka gitmeden evvel onu halledeceğim. Belki bunun akabinde, yani bunun sonunda şey çekebilirim. Hazırlanma videosu. Saçımı falan yıkamam lazım. Ondan sonra bakacağız. 9 kilo makineden 9 kilo makineden sonra bu kadar çok kurutabilen bir, nedir bunun adı? Bir kurutma makinem var. Ya hey, bugün hava sıcak. Ne giyeceğimden hiçbir fikrim yok. Çorapları tabii, bunların hepsi birleşikti. Sonra bunları hallederken, ha belki yarın bir çamaşır dürmeye veyahut da bir ütü videosu yapabiliriz. Bakalım elim ererse, yani yapabilirsem zamanım olursa. Şunları hemen bulmuşken birleştirelim. Oho, sen de bayağı almışsın be makine. Maşallah. Maşallah. Seviyorum makinalarımı canım. Bulaşık makinamı, çamaşır makinamı, kurutma makinamı. Hepsini çok seviyorum. Çünkü hepsi işimi müthiş şekilde kolaylaştırıyor. Şükürler olsun ki böyle bir şeye sahibim. Şükürler olsun Rabbime. Bana bu olanakları sunuyor. Çünkü ekmek bulamayan insanlar var. Ki biz bu kadar lükste yaşıyoruz. Bana göre lüks. Çünkü dünyanın öbür tarafında sen tok yatarken, her şey şikayetçi olurken aç yatan anneler, çocuklar çaresizce yarın neyi, yarın eve ne getireceğim diye düşünen babalar var. Onun için şükürler olsun Rabbime. Binlerce, milyonlarca kez şükürler olsun. Ne kadar çok şükretsem az. Evet. Vay, şimdi ne kadar çok aldın kız? Ani. Tamam, gerisi çorap mı, yok? Hepsi değil. Bir daha içeri geri atmama ne diyorsunuz şu an? Ay, ay, ay. En sevmediğim işte şu çorapların. Çorapları mesela şimdi kimi o makinede yıkanmış oluyor, kimi bu makinede yıkanmış oluyor. Onları aramak en nefret ettiğim işlerden birisi. Onun için böyle elime geçenleri hemencik şöyle dürüyorum. Dürüyorum, katlıyorum. Hangi kelime doğruysa onu alın siz, oldu mu? Benim çorabım. Çorap bizde bir veya iki tane günde gidiyor yani. Evet, duştan çıktım, üstüme giyindim. Şimdi makyaj yapacağım. Birkaç yeni ürün aldım. Onlarla birlikte makyaj yapalım diye. Yüzüme badem yağı sürdüm ve az bir şey primer sürdüm. Şimdi dün Fit Me'den aldığım Matte Poreless fondötenini kullanacağım. Bunu daha önce kullanmıştım ve renk olarak memnun değildim. Şimdi şeysini açalım. Fiyat uygun. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Ah dur, orada ya lamba taktım. Daha aydınlık görün beni diye. Lamba gitti, gidiyor. Yalnız ben aynaya bakmam lazım. İyi. Kapatıcılığı çok yüksek değil. Mat demeleri hoşuma gitti.
iki kere üstünden geçmem gerekecek galiba. Yüzümü çizdim dün. Tırnaklarım yok aslında ama nasıl oldu bilmiyorum. Şimdi Ahmet geldi. Öğlen molasına mı niye geldi bilmiyorum ama şimdi mutfakta sideboard'un yok olduğunu görünce şok olacak. Büroya kaldırdığımı görünce şok olacak. Bakalım ne diyecek bizim bey. Beni muhtemelen arayacak. Kapatıcılığı gerçekten çok yüksek değil. Ama günlük makyaj için rahat rahat yeter. Ben şu kamerayı biraz kaldırmak istiyorum. Çünkü böyle zorlanıyorum böyle çekerken. Niye şimdi böyle oldu bu? Ben kaldırmaya çalıştıkça bu kuduruyor. Heh. Şimdi daha mı iyi? Şimdi daha iyi. Evet, dediğim gibi kapatıcılığı pek aman aman olmasa bile saçlarım ıslak. Ama şöyle yapalım. Şöyle. Şunları arkaya koyalım. Evet, 130 numarayı kullanıyorum. Daha doğrusu 130 numarayı aldım. Fitmin'in Matte Poreless. Ya manyak mısın bunu? Kapağında ne gibi bir hata var? Ben bunu yanlış mı açtım? Kı bunu kapat. Hay senin aklını. Primer'ın kapağıyla kapatmaya çalışıyorum. Yani bu da mümkün değil herhalde. Şu ışığı biraz daha mı güzel ayarlasak? Bunu birkaç kere daha uğraşmamız gerekecek. Ondan sonra gerçekten bu odada makyaj için güzel bir ışık elde edeceğiz de. Ana şimdi gözlerim alıyor. Biraz gözüm alışması lazım. Kapatıcıya geçelim. Yine Fit Me'nin biliyorsunuz kullandığım concealer'lardan. Hatta şu nerede? Şunu atacağım. 35 numarayı kullanıyordum şimdi yazın. 20 numaraya geçtim. Bu çok koyu geliyor. Bunu yok edelim. Hı-hı, evet. Şimdi gözüm gerçekten ışıktan bir şey görmüyor. Çünkü ışığın içine bakmıştım. Onun için. Ooo böyle ben nasıl makyaj yapacağım? Şuradan yapayım bari. Hafif sarımsı sanki bir rengi var. Bakacağız. Yeter ki sürdükten sonra güzel dursun. Ahmet beni arıyor. Muhtemelen yukarı gelecek. Ve diyecek sen ne yaptın? Veya sen ne istiyorsun? Evet, kapatıcılığı güzel. Zaten biliyorsunuz Fit Me concealer'ını devamlı kullanıyorum. Şimdi üstüne bunun setlemek için Manhattan'ın loose powder'ını şöyle yoğun bir şekilde göz altıma kullanacağım ki sonra dağıtayım. Işık çok aydınlık gibi duruyor şimdi ama yapacak bir şey yok. Yani öbür türlü çok karanlıktı. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Catrice'in bir yeni paletini aldım. Bronze bir palet. Buna benzer renklerim var ama içinde beğendiğim çok güzel bir renk var. Onu kullanmak istiyorum. Ahmet Bey beni arıyor. Nasıl yapayım? Şunu şurada böyle bir kahvemsi ışıltılı bir renk var. Onu Chris dur onu yapmadan önce
şey yapmak istiyorum. Şunu bir dağıtayım ben. Çünkü ben onu şimdi sürerken beni rahatsız edecek. Gördüğünüz gibi az pudra kullanıyorum. Bir de bakalım fondöten nasılmış mat dediklerine göre. Şimdi crease'e sürüyorum bunu. Sadece şöyle. Çünkü bunu bir fırçayla dağıtacağım şimdi. Catrice'in bronze paletini gördüm ve çok beğendim ve aldım. Evet, şöyle kahverengi şöyle dağıtayım. Ya. Ha, su kaynatıyor kahve iç. Bu ses ne diyorum? Güzel dağıttık. Şimdi hoşuma giden rengi göstereceğim size. Aslında şu renk şöyle. Şunu da rengin adını bilmiyorum. Göz kapağımın üstüne yapmak istiyorum. Bunu da dağıtacağım birazdan. Oo, çok güzel bir renk. Şey de güzel ama. Vericiliği de güzel yani. O kadar aman aman pahalı bir marka değil Catrice ama güzel. Şimdi bunu dağıtalım. Deminki fırçanın üstündeki Zoe Van fırçasının üstündeki fazlalığı alıp fazla değil sadece şu iki birleşen yeri temiz bir fırçayla birleştirmeye çalışıyorum. Evet, bitti. Umarım ışık iyidir şimdi. Şimdi bir bronze Sun Love bronzing powder aldım. Ama bunu niye kullanacağım size göstereceğim birazdan. Bu da Catrice'in. Aslında Catrice'i hiç sevmiyorum ama dünkü üründen çok beğendim. Şöyle bir şey. Sun Kissed bu 010. Rozmanlarda şu an bulabilirsiniz. Bakın şimdi ne yapacağım. Şimdi öncelikle paletleri bir aşağı koyayım. Hadi be. Başka bir palet bu. Ne oldun? Hula'mı alacağım. Hula'mı Real Techniques mi bu? Yok. Bu başka bir marka. Luxi markanın kontür fırçasıyla kontür yapmak istediğim yere. Yanık koktuk ha. Evet. Şöyle. Sadece. Uzun video olacak ha. Şöyle şunu dağıtacağım şimdi. Biliyorsunuz fazla öne doğru gelmiyorum. Maksadım kontür yapmak, yüzümü kesik göstermek değil. Evet. Şimdi bu aldığım bronzing powder'ını, çünkü çok güzel böyle altınımsı renkler içinde olduğu için güzel temiz fırça yok. Güzel bir fırçayla şöyle. Aslında bu benim ne fırçam? Allık fırçam. Biraz temizleyelim. Şunun içine girip şöyle
glowy bir efekt vermesi için. Altınımsı parlatıyor böyle. Bu da bana şey... sen söyle. Allık kullanmayacağım. Çünkü çok parlayacak. Şöyle. Görünmüyor şimdi bu ışıktan ama birazdan göstereceğim size. Ve şimdi her zamanki gibi ve her zamanki gibi değil. MAC'in aydınlatıcısını alıp... Bunun da pili çok çabuk bitmeye başladı. Şöyle sadece şuraya. Ve şuraya az bir şey. Evet. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çarçabuk kaşlara geçiyoruz. Kaşlar bu ara mesele, uzatıyorum çünkü. Bir güzel yeni model mi diyeyim artık? Yeniden tasarlamak gerekecek. Ve bakıyorum yani uzamayan yerlerde gerçekten uzamıyor mu ya da önü fazla koyu yapmıyorum. Yeter. Şurada biraz açıklık var. Ve şu alttan hiç kapanmıyor niyeyse. Manyak gibi halen daha şu Catrice'in Slimmatic Ultra Perfect Brow kalemini kullanıyorum. Çok memnunum. Tavsiye ederim size. Sürekli frownie'lerimi soruyorsunuz. Lütfen. Daha önce bu konuda çektiğim videolar var. Kanalda arayın. İsterseniz. Orada bütün detaylı bilgileri aslında vermiştim. Biliyorum sürekli yeni gelenlere böyle bir garip oluyor. Frownie bu ne diyor. Beni uzun zamandır takip edenler biliyor tabii ki. Kaşlar bitti. Fazla dediğim gibi gerek yok. Yine değil. NYX'in brow mascarasına sadece form verip ve bunu biraz dağıtmak için sürüyorum. Bitti. Ve şimdi rimel. Rimel dikkatli sürmek istiyorum çünkü devamlı farımı bozuyor. Yüzüm kötüleşti son günlerde. Ama ben biliyorum niye. Çünkü geçenlerde bir kınaya gittik. Orada çekirdek, fındık, fıstık koymuşlar masaya. Açlıktan geberiyorum sandığım için de yedim. Ha bak şimdi belli ne kadar güzel bir glowy efekt verdiği. Her zamanki gibi Princess Lash'ımı Essence'in form vermek için ve kıvırmak için. Bir daha şunu almayacağım yalnız. Bitsin diye kullanıyorum bu Essence'in Extreme maskarasını. Çok seviyor YouTuber'lar. Ben ay bayağı sivilce olmuş ya. Ne yapayım, açlıktan ölse miydim? Ondan sonra sırf hamur işi vardı tabii. Ben de gluten. Siz hiçbir şey götürmedim yanıma. Belki salata türü vardır diye. O da yoktu. Onun için böyle. Üzerimdeki de giydiğimi de göstereceğim size birazdan. Bak. Lütfen. Güzel dur. Rimel gibi yerinde dur yani. Kirpiğin üstünde. Farımın üstünde işin yok. Okay? Bitti. Şurayı iyice kıvıramadım. Korkuyorum çünkü farı. Fara gelecek diye.
Ama korkum mecele faydası yok. Bitti. Günlük makyaj bitti. Şimdi sadece birazcık fix kullanacağım. Ama tutuyor. Yani Rossmann'a gidip Revlon'un fix spreyini alabiliyorsanız gidin alın derim. Şimdi üzerimdekini göstermeden önce dudaklara geçmek istiyorum. Ne alalım bugün? Kiko'nun dibini gördüğümüz nude bir rengini. Hit the pen. Hit the pen olmuş. Hit the pen. Sonuna kadar. Severek bir şey, severek kullandığım bir şey varsa işte böyle oluyor. Şimdi üzerimdekini göstermek istiyorum size. Şöyle koymam lazım size. Önce bir dolabı kapatayım. Şöyle bir kolsuz tişört var üstünde. İçine koydum. Bilmiyorum kamerada nasıl duruyor ama 34 beden giyiyorum artık. 34 bedene düştüm. Yani kilo vermek istediğim için değil. Çok hareketli olduğum için şöyle bir kısa pantolon. Böyle yani. Evet, bugünkü video baya bir yoğun geçti. Birlikte hazırlandık, temizledik. Bir şeyler değiştirdik. Biraz sonra saçları yapacağım. Onlar havada kurumasını bekleyeceğim. Umarım bugünkü videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşme dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.